Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli fırın kullanmadan şipşak yapabileceğiniz tavada ıslak kek tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta alıyorum. Hemen üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekledim. Şeker ve yumurtayı çırpıyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Sütüyle birlikte de karıştıracağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Hem az malzemeli, hem de fırın kullanmadan öğrenci arkadaşlarımın dahi çok kolay bir şekilde yapabileceği çok pratik bir tarif. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. 1 su bardağı da un ilavesini yapacağım. Toplamda 1 su bardağı un kullanmamız yeterli olacaktır. Kullandığım tüm malzemeyi videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ekleyeceğiz. Kullanacağımız tüm malzeme bu kadar mikser kullanmadan bir çatal ya da bir çırpıcı yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. Olması gereken kıvamı da şöyle sizlerle paylaşayım. Çok katı değil, akışkan bir yapısı var. Tavayı katı yağ ile yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek hamurunu tavanın içerisine alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük püf noktası tavanın ince bir tava olmaması gerekiyor. Kalın tabanlı bir tava kullanmamız gerekiyor. Ocağın en küçük gözüne aldıktan sonra en kısık ayarda 10-15 dakika boyunca pişmesini sağlıyorum. Benim kekim 12 dakikada pişti. Şöyle son durumunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hemen bu şekilde tüketebilirsiniz ama ıslak bir kek hazırlayacağımız için 1 su bardağı sıcak sütün içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bir taşım kaynatacağım ve ıslak kekimin sosu hazırlanmış olacak. Kek henüz soğumadı. Hem kekimiz sıcak hem de sosumuz sıcak olacak. Bakın böyle ekranda gördüğünüz şekilde sıcak sıcak sosuyla birlikte buluşturuyorum. Hemen sünger gibi çekecektir. Hiç tedirgin olmayın. Bakın böyle hemen çekmeye başladı bile. Ben sosunu döktükçe kek de sosunu çekiyor. ani tatlı krizlerine de birebir anında çözüm. Çok severek yaptığım tariflerimden birisi sizlere de tavsiye ediyorum. Tavayı çizmemek için böyle bir hamur kesme aparatıyla dilimleyen ayıracağım. Üzerine bol hindistan cevizi serpmeyi tercih ediyorum. Sufle lezzetinde tavada hazırladığımız ıslak kekimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.